Kanalımıza hoş geldiniz. 3 bölümden oluşan bir video serisi hazırlamaya çalıştım. Bunlar sebze ve meyve yetiştirirken en çok ihtiyaç duyduğumuz azot, fosfor ve potasyumun kullanımları ile ilgili olacak. Bu seride daraltılmış şekilde bu 3 besin maddesinin kullanımı olacak, sezon içinde yapmamız gereken karma gübreleme konularına daha sonra değineceğiz. İlk videomuz azot üzerine, yani azotu bitkimize hangi uygulamalarla vermeliyiz, hangi dönemlerde vermek daha mantıklı olur gibi konulara kısaca bakalım isterseniz. Sebze ve meyvelerimizi yetiştirirken ihtiyaç duyduğumuz 3 ana elementin önemi, diğer elementlerin önemini gölgelemez. Şöyle ki, azot bitkinin büyümesi için önemlidir ancak kalsiyum yeni hücrelerin oluşmasında önemlidir. Azotun yeterli olması, kalsiyumun yetersiz olması durumunda bitki büyümeyle ilgili sorunlar yaşayacaktır. Bu da bize gösteriyor ki, kalsiyum en az azot kadar önemlidir. Toprak içeriği dengede olmak zorundadır. Tabiat bir denge üzerine kuruludur ve bitki beslemede minimum yasası kesin bir yasadır. Azot gübresi konusuna geçmeden önce şu konuyu hatırlatmadan geçmeyelim. Bitki yetiştirme sürecinde yaşadığımız hastalık, zararlı etkileri ve fizyolojik durumların oluşturduğu sorunların %80'i fazla azot kullanmaktandır. Bu konuya fazla derinlemesine girmeden, azotu nasıl kullanırız konusuna giriş yapalım. Az önce fazla azot sorun yaratır demiştim. Yetersiz azot da bitkinin gelişmesini engellemesinden dolayı, hastalık, zararlı saldırısı gibi etkilerde kendini koruyamayacak hale düşmesine neden olur. Bu nedenle azotu nasıl doğru şekilde verebileceğimizi çok iyi öğrenmek zorundayız. Azotu bitki büyümesi için ana yakıt olarak düşünebiliriz ancak sadece bu kadar değildir. Bitkide amino asitleri, proteinleri, klorofilleri ve enzimleri sentezlemek için birçok işlemde kullanılır. Bu nedenle önemsenmesi gereken bir besin maddesidir. Azı veya çoğu birçok sorunu ortaya çıkartır ki bunu bitkimizin genel hali üzerinden anlama şansımız var. Domates yaprakları neden sararır videosunda, sadece azot değil birçok elementin eksik veya fazlalığını nasıl anlayabileceğimizi anlatmıştım. Detaylı olarak görmek isterseniz videoya bakabilirsiniz. O videoda eksiklikler üzerinde durmuştum, bir de fazla olduğunu nasıl anlarız konusuna bakarsak, bitkileriniz gelişmiş, yapraklı ve yeşil, ancak çiçek oluşumu veya meyve tutumu göremiyorsanız, yapraklarını yediğiniz yeşilliklerinizde acılaşma varsa, ki bunu en hızlı marulunuzda görürsünüz, acılaşma varsa fazla azottan şüphelenin. Bezelye, fasulye veya daha geniş anlamda yeşil gübre bitkileri üzerinde çok sayıda hastalık baskısı gözlemliyorsanız, azotun fazla olduğundan şüphelenebilirsiniz. Şunu da hatırlatmak gerekir, sentetik gübre ile karşılaştırıldığında, organik azotlu gübrelerle aşırı gübreleme yapmak zor olabilir. Yine de, doğal olarak gübrelemede aşırıya kaçılabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Toprağınıza azotu nasıl verebilirsiniz konusuna bakacak olursak, düzenli olarak organik madde ilavesi, ki bunlar kompost, ahır gübresi, saman, talaş gibi organik maddelerdir ki, parçalanırken bahçenizin sürekli bir azot kaynağı ile beslenmesini sağlar. Burada bir uyarı yapalım, toprağın içindeki organik madde dönüşüm sırasında azot ortaya çıkartır. Ancak bu azot bitkilerin kullanımına uygun değildir. Bitkilerin kullanımına uygun olabilmesi için tekrar azot döngüsüne girmek zorunda. Bu nedenle bu tarz organik maddeleri toprağa katmak için en uygun dönem sonbahardır. Dikim sezonuna kadar organik madde ve azot dönüşümleri sağlanacak ve bitkinin gelişim döneminde tam da uygun bir şekilde toprakta bulunacaktır. Yeşil gübreleme yapıyorsanız da duruma göre sonbahar sonu veya kış sonu toprağa ekmek gerekir. Bahçeye ne zaman azot eklemeliyiz sorusunu şöyle cevaplayalım. Herkes kendi kişiselleştirilmiş azot programını oluşturmalıdır. Hangi uygulamayı yapma şansınız var, hangisi sizin bölgenize uygun veya hangi sebze veya meyveleri yetiştirmeyi planlıyorsunuz? Bunlara göre azotu toprağa verme zamanınız değişebilir. Bunun için genel olarak 3 dönem üzerinde durabiliriz. Sonbaharda kış boyunca parçalanabilecek organik maddeler ekleyin, saman, gübre, talaş, yaprak malç, uygun yeşil gübre gibi. İlkbaharda olgunlaşmış kompost kullanmalıyız, zira artık toprak içinde dönüşümü beklemek eksiye götürebilir. Olgunlaşmış kompost mevsim boyunca azot kaynağı olarak toprağa hizmet eder. Büyüme mevsimi boyunca da uygulama yapabiliriz. Bu dönemde de sıvı gübreler kullanmak gerekir. Duruma göre yaprak gübresi şeklinde verebiliriz. Toprak hazırlığında sezona yayılabilecek yavaş salınımlı, bitki büyüme sezonu içinde de sıvı azot gübreleri kullanmak gerekir. Ancak bitki gelişim döneminin başlangıcında, yani fideleri toprağa diktiğimiz ilk dönemde, toprak içindeki azotu kullanmasına izin verebilmek için, ilk 15-20 gün sıvı azot gübresi kullanmak çok doğru değildir. Çünkü azotu hızlıca bünyesine çekecek olan bitki, dal ve yaprak atmaya eğilimli olacak, aşırı dallanan bir bitki,
diğer elementlerin eksikliğinin hissedilmesine neden olacaktır. Bu nedenle, karşımıza çıkacak en büyük sorun kalsiyum yetersizliğidir. Bunu engelleyebilmek için, ilk dönemlerde, köklerin toprağa daha rahat atmasına yardımcı olmalı, yeşil aksamın, gelişme döneminin ikinci yarısından sonra gelişmesine olanak sağlamalıyız. Bu nedenle, fide dikiminden en az 15 gün sonra sıvı azot kaynaklarını toprağa vermeye başlayabiliriz. Ancak azot eksikliği gözleniyorsa da, yapraktan azot uygulaması yapılabilir. Azot eklemenin en hızlı yolu nedir dersek bitkilerinize azot takviyesi yapmanın en hızlı yolu topraktan değil, yapraklardan geçer. Hızlı bir azot takviyesine ihtiyacınız olduğunda, yaprak gübresi kullanmak en mantıklısı. En kolay vereceğiniz gübre ısırgan suyu. 15 veya 20 debi seyrel tip yapraklara atın. Bununla birlikte balık emülsiyonu ve sıvı yosun kombinasyonu da kullanabilirsiniz. Yaprak gübreleri ile ilgili bir uyarı yapalım. Hızlı etkili olmalarına rağmen sonuçları uzun sürmez. Bu nedenle tüm sezon boyunca azot seviyelerini artırmak için çok yönlü uygulamalar yapmaya devam edin. Toprağın azot seviyesini hızlı artırmak için de gübre şerbetleri kullanabilirsiniz. Kan unu da hem topraktan hem de yapraktan uygulayacağınız yüksek azotlu ve hızlı yarayışlı bir gübredir. Bitkinizde azot eksikliği gözlemliyorsanız hızlı bir azot kaynağı kullanın. Ancak dikkatli olun. Hızlı azot kaynakları bitkinin ölmesine de neden olabilir. Bu gübrelerin yapım şekilleri, uygulamadaki ölçekleri ve uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili videoları kanal içinde bulabilirsiniz. Yine de kafanıza takılan soruları yorumlara yazın. Hepsini detaylı şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.